Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem iç piyasalarda olup bitenleri değerlendirmeye çalışacağız hem de aynı zamanda dünkü FED toplantısı sonrasında ortaya çıkan tablo, dünyadaki faiz indirim sürecinin nerede başlayabileceği, nereye doğru evrilebileceği gibi konularda Maryland Üniversitesi Ekonomi ve Finans Profesörü Şebnem Kalemli Özcan bizlerle birlikte olacak. Ayrıca Güntay Şimşek de bizlerle beraber olacak. Hem doğalgaz piyasasındaki son fiyatlamaları hem de F-35, F-16 güncellemesi konusundaki son tabloyu kendisiyle birlikte değerlendireceğiz. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca buna bakarak başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap piyasasında kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarını %30'dan %3'e indirdi. Düzenleme ile banka bazında belirlenmiş işlem limitleri de %30'dan %3'e düşürüldü. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Ocak haftasında önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137.1 milyar dolara geriledi. Brüt rezervlerdeki gerileme 5 haftada 8.5 milyar doları bulurken bankanın önceki hafta eksi 41.8 milyar dolar olan swap hariç net rezervi geçen hafta eksi 43.7 milyar dolar oldu. Yabancı yatırımcılar geçen hafta net 51 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirirken net 63 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı ise geçen hafta 1.2 milyar dolar artış gösterdi. Aralık ayında 47.4 seviyesinde olan İstanbul Sanayi Odası İmalat Piyama Endeksi, Ocak'ta 49.2 ile son 4 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Faaliyet koşullarındaki bozulmanın hafiflediğine işaret etti. İSO İmalat Piyama Endeksi, son 4 ayın en yüksek değerine ulaşsa da üst üste 7. ay 50 eşik değerinin altında kaldı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre %6.7, toplam fiyat hareketlerini yansıtan toplam eşya fiyatları endeksi ise %4.69 arttı. Yıllık bazda ücretliler geçinme endeksinde %76.17, toplam eşya fiyatları endeksinde ise %61.48 artış yaşandı. Haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Piyasalardaki rakamlara bakalım şimdi. Borsa İstanbul hemen hemen tüm borsalardan farklı bir şekilde pozitif ayrışmış şekilde kendini 8650 puan seviyesine kadar atmış görünüyor. Endeksin geneline yayılmış bir rally. Yüz endeksin içinde sadece 5 tane hisse satıcılığı, geri kalan bütün hisselerde alım olduğunu söyleyelim. An itibariyle baktığımızda Koç Holding %6'nın üzerinde primiyle endeksi 20 puan, Tüpraş 17,5-18 puan kadar yukarı itiyor. 155 puanlık prim hakikaten son dönemde gördüğümüz güçlü performanslardan birine işaret ediyor. Endeksi puan olarak yukarı atanlar arasında Anadolu Efes, Akbank, Sabancı Holding, Yapı Kredi, Coca-Cola, Türk Hava Yolları, Enka İnşaat gibi hisse senetleri ön plana çıkıyor. Türkiye'nin CDS'leri 334 bas puan seviyesinde, aylık opsiyon oynaklıkları ise an itibariyle baktığımızda %6.90 seviyesinde. Bununla birlikte dolar TL'de 30 lira 36 kuruş, euro TL'de ise 32 lira 91 kuruş civarında fiyatlama olduğunu görüyoruz. Euro dolar çaprazı 1.08 sınırında, şu anda 1.08'lar civarında alıcı buluyor. Bununla birlikte parite yansımasının bizim tarafa da doğru şekilde doğrudan etki ettiğini de söylemek mümkün gibi duruyor. Avrupa borsalarında karışık bir seyir var. Yatay karışık seyirin içerisinde an itibariyle Paris ve Frankfurt'u satıcılı görüyoruz. Özellikle Paris'teki satışlar %0.6'ya ulaşmış durumda. Londra ve Milano borsaları ise %0.2 civarında artıda işlem görüyor. Yatay negatif bir Frankfurt DAX endeksiyle karşı karşıyayız. Amerikan vadelileri ise dünkü sert satıcılı seyrin ardından bugün nispi bir yükseliş içerisinde. Nasdaq ve S&P 500 vadelilerinde daha belirgin. Nasdaq %0.5 kadar, S&P 500 vadelileri ise 0.4 kadar primli. Dow Jones'taki getiriler %0.2'ye yaklaşıyor. Ama genel olarak dünkü sert satışları tam anlamıyla bir telafi olmadığını da ifade edelim. 10 yıllık tahvil faizi 3.90.
92'lerde, Amerika cephesinde 2 yıllıklarsa 4.22'lerde bir 10 bas puan kadar aşağı kaydığımızı hatırlatmak lazım. Hafta başına kıyasla bundan sonraki süreç nasıl şekillenecek, orası önemli hem Avrupa tahvilleri için hem de aynı zamanda Amerikan tahvillerinin yansıması için. Dönelim piyasada, özellikle emtia cephesinde yaşananlar neler? Hızlıca bir de oraya bakalım. Özellikle şu an itibariyle spot altının ons fiyatında 15 dolara yaklaşan bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. 2050 dolar sınırından 15 dolar aşağı kayışla 2034 dolarlara kadar gelmiş durumdayız. Spot altının ons fiyatı aşağı gelirken gram altın ise 1985 lira gösteriyor sentetik fiyatlamada. Bununla beraber petrol cephesinde ise şu an itibariyle yukarı yönlü hareketler var. 81 doların üzerine attı Brent petrol, 76,5 doların eşiğinde Amerikan tipi ham petrol fiyatlamaları var. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren, iki önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi Euro bölgesindeki enflasyon rakamları. Dün zaten Almanya'yı ve Fransa'yı gördükten sonra ne geleceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorduk. Dolayısıyla aslında fena gitmiyor ama çekirdek enflasyon tarafı biraz daha zorlayıcı kalmayı sürdürüyor gibi anlıyoruz. Diğer taraftan da İngiltere Merkez Bankası'ndan gelen bir rehberlik var. Faiz sabit ama şu an itibariyle faiz oranlarının bulunduğu seviyenin izleme altında olduğu vurgusunu yapıyor İngiltere Merkez Bankası. Açıl, evet, bugün Avrupa'da gözler hem Euro bölgesinden gelen Ocak ayı enflasyon verileri hem de İngiltere Merkez Bankası kararındaydı. Enflasyonla başlayacak olursak, dün Almanya'da enflasyonun son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, Fransa'da TÜFE'nin 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından zaten enflasyon tarafında manşet tarafta bir düşüş beklentisi vardı. Beklentilerin çok hafif üzerinde gerçekleşti tüketici fiyatları. Yıllık bazda %2,8'lik bir artış yaşandı. Beklenti %2,7'lik bir artış yaşanması yönündeydi. Tabii senin de söylediğin gibi çekirdek tarafta baskılar devam ediyor. Çekirdek enflasyona baktığımız zaman %3,3 seviyesinde artış kaydettiği çekirdek enflasyon öngörülenden daha az gerilemiş oldu. Hizmetler enflasyona bakmak lazım çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın temel baktığı gösterge ücretler verisiyle bağlantısı olan hizmet enflasyonu %4 seviyesine sabit kalmaya devam etti. Enerji piyasasından kaynaklanan dezenflasyonist etkiler azalmaya sürdürdü. Bakacak olursak tabii Avrupa Merkez Bankası'ndan beklentilere, dün enflasyonda yaşanan düşüşün ardından zaten Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri güçlenmişti piyasada. Piyasa bu sene Avrupa Merkez Bankası'ndan 150 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Veriler öncesi 140 bas puanlar seviyesindeydi faiz indirim beklentileri. Tabii Lagarde'da son verdiği mesajlarda faizlerdeki, özellikle faiz indirimine gitmek için enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğünden emin olmak istediklerini, bu nedenle ücretler verisini görmek istediklerini söylemişti. Yani Lagarde'ın işaret ettiği nokta Haziran ayı toplansa işaret ediyor Lagarde, fakat piyasa ilk faiz indirimi için Nisan ayını beklemeye devam ediyor. Diğer tarafta bugün gözler İngiltere Merkez Bankası kararındaydı. İngiltere Merkez Bankası'nda 3 üyenin muhalefetine rağmen faizleri sabit tutmaya devam etti İngiltere Merkez Bankası. Ve burada aslında önemli olan ilk kez faiz indirimi sinyali geldi İngiltere Merkez Bankası'ndan. Hatta gerekmesi halinde faizleri yeniden artırabiliriz söylemi metinden çıkarılmış oldu. Orada İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarına baktığımız zaman tabii aslında enflasyonist baskılar İngiltere'de Avrupa'ya kıyasla çok daha belirgin. Şu anda tüketici fiyatları İngiltere'de Euro bölgesinin üzerinde. Mesela Bailey Ocak ayında baz etkisi kaynaklı enflasyonda yeniden bir yükseliş görmeyi beklediklerini söyledi. Mart ayında TÜFE'nin %3'ler seviyesinde olmasını bekliyor. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası gibi hedefin altına gerileyene kadar enflasyon bu konuda daha fazla kanıt görmeyi istediklerine dikkat çekmiş oldu. Yani faizleri yeterince uzun süre kısıtlayıcı seviyede tutmaya devam etmeliyiz açıklaması geldi İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan. Petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu aşağı çektiğini, fakat bundan sonraki dönemde enerji fiyatlarında daha yüksek bir düşüş görmeyi beklemediğini söyledi. Hizmetler sektöründe fiyat baskıları sürüyor.
Aynı zamanda son dönemde jeopolitik gelişmeler kaynaklı enflasyon projeksiyonları üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor dedi. Piyasanın aslında İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi Avrupa'ya kıyasla çok daha muhafazakar. Herhangi bir değişim gözlenmedi bugün faiz indirimi beklentilerinde. Bu sene için toplamda 115 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi fiyatlanıyor İngiltere Merkez Bankası'ndan. Açıl Sezen. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Londra'dan notları aldık. Şimdi gidiyoruz araştırma masasına. Sevcan Ersözlü bizleri bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan, bilanço sezonu başladı. Garanti Bankası'nı aldık. Bugün Akbank bilançosunu bekliyoruz. Diğer taraftan da aslında geçmiş yıla ilişkin olarak bankacılık sektörünün toplam karlarının ne seviyede geldiğini gördük. 600 milyar liranın üzerine çıkmış bir karlılık rakamı var. Fakat nominal rakamdan ziyade oransal olarak bunun ne ifade ettiği daha belirleyici. Evet, bankacılık sezonunu çok konuştuk. Bankacılık endeksini çok fazla konuştuk. Şimdi 2023 yılına ait bilançoları aldığımız bir sezondayız. Beklentiler ve aslında okuduğumuz raporlar hala 2024 yılını işaret ediyor. Beklentilerimiz gelecek yıl için şu anda geçirdiğimiz aslında enflasyonla da mücadele ettiğimiz ve politika faizini %8,5 seviyesinden 42,5 seviyesinde bitirdiğimiz 2023 yılına ait bilançoları almaya başladık. Bugün Akbank bilançosu gelecek ve aslında BDDK verilerinden de bankacılık endeksine, bankacılık sektörüne dair toplam karlılık verisini takip ettik. Veri 2023 yılı için şunu söylüyor. %40'lık bir artışla 603,6 milyar TL'ye ulaşan bir en yüksek seviye olduğunu görüyoruz bu bankacılık karında. Ve aslında sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun %19 seviyesinde, çekirdek sermaye yeterlilik rasyosunun %15 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada aslında enflasyonu hissettiğimiz bir yılda biz aslında esas olarak buradaki karlılığın büyük bir derecede arttığı yılın 2018 yılına itibaren başladığını söyleyebiliriz. 2018 yılından itibaren 50 milyar TL'nin üzerine çıkıyor ve sonrasında aslında karlılığın daha rekor biçimde katlanarak ivmelendiğini görüyoruz. Ve bir taraftan da aslında tabii ki de burada kredi ve mevduat rasyosuna da bakmak lazım. Çünkü topladıkları mevduatın ne kadarını krediye verebiliyorlar ya da bu taraftaki durum nasıl seyrediyor diye baktığımızda 2023 yılındaki kredi mevduat rasyosunda aslında daralma olduğunu görüyoruz. Oran %75 seviyesinde. 2022 yılı içerisinde biz bu oranın %80 seviyesinde olduğunu görmüştük. 2021 yılı içerisinde ise %84,60, 2020 yılının içerisinde de 95,90'ları görmüştük. Ve daha öncesinde %100'ün üzerine çıkan %140'lara doğru giden bir eğilim de görmüştük. Ve bu dönemi aslında nasıl okumuştuk? 2018-2019 yılları arasındaki dönemi aşırı riskli, buraya dikkat edilmesi gerekiyor diye hem içeriden hem de dışarıdan raporların etkisiyle beraber takip etmiştik. Öz sermayenin aslında karlılığına baktığımız zamanda da 2018 yılından bu yana enflasyonun altında kaldığını söyleyebiliriz. 2023 yılındaki öz sermaye karlılık oranı %24,65 seviyesinde. Yıllık enflasyon oranı 2023 yılı için 64,77 olarak açıklanmıştı. Burada hala enflasyon baskısının devam ettiğini görüyoruz. Gelelim bu akşam açıklanacak olan Akbank bilançosuna. Medyan beklenti terminale göre 13,4 milyar lira seviyesinde Akbank'ın 4. çeyrek ortalama karını açıklaması yönünde ve 12 aylık 2023 yılına ait toplam karın ise 65,09 milyar seviyesine ulaşması bekleniyor diyebilirim. Teşekkürler Açıl. Sevcan, çok teşekkür ediyoruz aktardığım notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümle yeniden karşınızda olacağız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde dünkü FED faiz kararına ve bundan sonraki faiz indirim sürecinin potansiyel etkilerine odaklanmaya çalışacağız. Maryland Üniversitesi Ekonomi ve Finans Profesörü Şebnem Kalemli Özcan bizlerle birlikte. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, nasılsınız Özgür Bey? Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında dünkü FED kararına odaklanacağız. Müsaade ederseniz önden kararı ve detaylarını aktaran bir bandımız var. Onu izleyelim, sonrasında kararın metni üzerine sizinle detaylı olarak konuşmaya başlayalım. Amerikan Merkez Bankası Fed yılın ilk toplantısında oy birliğiyle aldığı kararla politika faizini %5,25-5,5 aralığında sabit tuttu. Faizin 22'nin zirvesinde tutulduğu toplantının karar metninde Fed enflasyonun sürdürülebilir biçimde %2 hedefine doğru ilerlediğine emin olana kadar faiz indiriminin uygun olmasını beklemiyor ifadesi eklendi. Öte yandan Fed'in politika faizinde herhangi bir ayarlamayı değerlendirirken gelen verileri, görünümdeki değişimleri ve risk dengesini dikkate alacağı belirtildi. Enflasyonun geçen yıl yumuşadığı ancak yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen metinde ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Fed'in enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği vurgulandı. Metinde son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam hızla genişlediğine işaret ettiği belirtilirken istihdam kazanımlarının geçen yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü, işsizliğin ise düşük kaldığı belirtildi. Diğer yandan metinde Fed'in hedeflere yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru gittiğini değerlendirdiği aktarıldı. Fed ayrıca bilanço daraltma hızının daha önce duyurulan şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Fed uzun vadede tam istihdama ve %2 enflasyona ulaşmayı hedeflediği, enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz artırımı olabileceği, Amerikan bankacılık sisteminin sağlam ve sağlıklı olduğu ifadelerini politika metninden çıkardı. Metinden çıkarılan bir diğer bölüm ise sıkılaşan finansal koşulların ve kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu ve bu etkilerin boyutunun belirsiz olduğu ifadeleri oldu. Şimdi vurgular böyle hocam. Aslında Fed bir faiz indirimi sürecine girmiş olabileceğini yatsımıyor. Ancak yönlendirmesini yaparken de diyor ki siz piyasa olarak Mart'ta bekliyorsunuz. Biz o kadar aceleci değiliz. Bir düştüğünü görelim. Tam olarak buralarda kalmaya devam edeceğine ikna olalım. Daha sonrasında hamle yapacağız. Bu aradaki beklenti farkını nasıl yönetti Fed sizce? Bence... Bunu yani FED şu anda yapabileceği kadar iyi şekilde götürmeye çalışıyor. Yani burada FED nasıl yönettiğinden çok yani finansal piyasalar neden bir türlü FED'in söylediği noktaya gelemiyor onu sorgulamamız lazım. Yani biliyorsunuz bunu bir yıldır konuşuyoruz. Yani bir yıldır zaten ben her zaman için bunu belirtiyorum. Yumuşak inişin olacağını yani yumuşak inişin yüksek ihtimal olan bir senaryo olduğunu FED'in %2'ye gelene kadar bir faiz kesimi yapmayacağını yani bunu bir şekilde artık bayağı anladık. Hani en başta belki bir belirsizlik vardı ama yani biz bir senedir bunu söyleyen çok insan var. Yani sadece ben değilim bu. Bizim araştırmalarımız bunu çok önceden öngörmüştü ama artık yani çoğu ekonomist diyeyim bu noktaya geldi. Buradaki ilginç nokta finansal piyasaların bir türlü buna gelmemesi. Yani çok ilginç çünkü finansal piyasalar öngörü olan ve en önde giden olması lazım değil mi? Ama onlar bir şekilde bu noktada arkadan geliyorlar. Yani hep bir yani hep eskiye göre yorumluyorlar. Yani sanki hep biz bir talep şoku yaşıyoruz. Talep kaynaklı bir enflasyon. Onun için hep böyle eski verilere bakıyorlar. Yani işte Fed arttırmaya başladığından efendim azaltmaya kesmeye başladığına kadar şu kadar zaman var diyelim 8 ay onu öyle olması lazım demek ki kesecek Mart'ta yani bir şekilde şu anda içinde olduğumuz enflasyonun ne kadar farklı olduğunu o eskilerden 70'lerden 80'lerden 90'lara farklı olduğunu ve Fed'in de kararlı bir şekilde %2'ye gelene kadar ve veride bu enflasyonun gerçekten %2'ye doğru gittiğini ve orada yani duracağını anlayana kadar bir kesme yapmayacağını, faizleri düşürmeyeceğini bir şekilde şey yapamadı. Yani Fed hala aynı şeyi söylüyor. Yani Fed diyor ki ben bu yolda devam edeceğim. Ben söylemeye devam edeceğim. Yani siz bunu ne zaman anlayıp fiyatlamanıza yansıtırsınız o sizin bileceğiniz iş ama yani bir şekilde ben bunu böyle yapacağım diyor. Kaldı ki yani Fed'in buradaki en büyük korkusu neydi? Sıkılaşan kredi ve finansal koşullar gerçekten ekonomide bir bozulma, o ufak mini banka krizinin daha büyümesi, ondan sonracıma yani bir şekilde ekonomiyi etkilemesinden bayağı bir çekiniyordu. O da olmadı zaten. Yani onun için Fed'in şu anda
Çekince hiçbir şey yok. Yani resesyon yok. Gayet ekonomi büyüyen güçlü bir ekonomi. Yani Fed niye faiz düşürsün? O yüzden bence yani dediğim gibi yürütmeye kadar, yani yürütebildiği kadar yürütüyor. Dün de çok açık bir şekilde yine aynı şeyi yapmaya çalıştı. Yani bakın ben size söylüyorum. Yani ben bu veriye bakacağım. Öyle karar vereceğim. Yani veri tabanlı bir politika yapıyorum. Size böyle yani Mart'ta kesilecek, büyük ihtimalle Mart'ta faizler düşecek diye düşüneceğiniz bir mesaj vermiyorum. Ama artık yani sizin kararınız şeklinde bir duruş sergiliyor bence. Yani hala aynı şeyi söylüyor. Bu da işte bir şekilde finansal piyasaların bunu nasıl fiyatlandıracağı. Yani finansal piyasa zaten Fed'in önüne geçmek istiyor. Yani istiyor ki ya ben bu adamların bunu gerçekten ilk düşürecekleri zamanı önceden yakalayayım, ama işte onu yapmak çok zor. Yani istiyor ki Fed'den bir şey duyayım. Yani bu ilk düşürecekleri zamanı bana anlatacak bir ipucu versin, ama maalesef Fed bunu yapmıyor ve yapmayacak da yani. Çünkü Fed açıkça söylüyor. Yani ben veriye göre hareket edeceğim. Veri tabanlı politika yapıyorum. Forward guidance yapmıyorum. Onun için bence bu şekilde devam edeceğiz. Ve Fed 2'ye inileceğinden emin olduğu zaman bence faizleri düşürecek, ki orada bile bir soru işareti var. Yani ekonomi yavaşlamadığı sürece faizlerin düşmesine gerek yok bence. Yani ekonomi yavaşlamıyorsa faizler ne düşsün? Öyle değil mi? Ama işte enflasyon diyor piyasada. Yani özellikle enflasyonun 3.4'e gelmiş olması, manşet enflasyon. Yani aslında Fed'in öngördüğü çekirdekhane halka harcamaları deflatörü PCE verisinden de bahsetmiyoruz. Ama manşet enflasyon 3.4'e geldiyse ve aslında politika faizde 5.25'te kalıyorsa, biz dolarda yeterince reel faiz olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu kadar reel faizin olduğu yerde ekonomi beklenenden daha hızlı soğuma da gösterebilir. O nedenle ön alarak daha erken aksiyon almasını bekliyoruz diyor piyasada. Yani aradaki fark zannediyorum buradaki beklenti boşluğundan ve enflasyonun hızlı geri gelmiş olmasından kaynaklanıyor. Ne dersiniz? Doğru. Yani bir noktada mutlaka o faiz düşecek. Yani nihai faiz 5.5 değil tabii ki. Yani onu hepimiz biliyoruz. Ama işte bir şeyden emin olamıyorlar. Yani evet doğru, şu anda bizim elimizde ciddi bir pozitif reel faiz var. Ama o ya 3.4'teki tekrar 4.4 olursa. Yani o 3.4 enflasyon bu aşağı dönüşünü ve 2'ye gidişini bir şekilde ufacık da olsa, yani 3.4, 3.6, 3.7 gibi bir şey olursa onun önünü almak çok zor. Çünkü öyle bir şey oluyorsa zaten beklentilerde çok hızlı ve çok beklenmedik bir şekilde bozulma oluyor. Enflasyon beklentileri demek ki Fed her halükarda bunu yani yok etmek istiyor. Yani böyle bir ihtimali hiçbir şekilde yer vermek istiyor. Onun için ben iyice emin olduktan sonra, yani ya tamam bu 3-4 testine başlayacak bence. Yani orantılı olarak sizin dediğiniz gibi, yani eğer reel faiz yani ikilerden bir %5'lere giden bir reel faiz tabii ki Fed'de bir şekilde öngörmeyecek, ama yani onu çok daha yavaş ve çok daha temkinli yapmak istiyor bence. Şimdi sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, diğer ülkelerde de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar grafik getirecek ekrana, siz muhtemelen göremeyeceksiniz ama ben burada Amerika Birleşik Devletleri, Euro bölgesi, Japonya ve İngiltere'deki tüketici enflasyonu rakamlarını üst üste koyarak değerlendirmeye çalıştım. Şimdi burada genel olarak trendin aşağı doğru döndüğünü hem Amerika'da hem Euro bölgesinde hem de Japonya'da görüyoruz. Trend enflasyon aşağı ne kadar kaydı teknik olarak? Belki bu başka bir tartışma konusu da olabilir. Ama buradaki ana soru, enflasyon düşüşü devam edecek mi etmeyecek mi derken, bu enflasyonların ne kadarı arz koşullarından, ne kadarı yüksek talepten kaynaklanmıştı? Şimdi geri geliyoruz ama enerji fiyatlarının aşağı gelmesi de, tedarik zincirlerinin nispi olarak çalışmaya başlaması da fiyatlar üzerinde çok etkili oldu ve dezenflasyon yarattı. Özellikle bundan sonraki hareketi de bunlar belirleyecek olabilir. Yani piyasayla merkez bankalarının bakışı arasındaki boşluk biraz da buradaki farktan kaynaklanıyor olabilir mi? Faiz artırımıyla ben talebi dizginlemeye çalışmış olabilirim ama arzi koşullar da ortadan kalktı. Dolayısıyla ben merkez bankası olarak hedefime gelecek enflasyonu görebilmek adına bu ikisi arasındaki ayrımı da yapmak istiyorum diyor olabilirler mi? Aynen öyle. Yani şimdi bunun tabii ki arzın burada çok önemi var. Enerji fiyatları, tedarik zinciri, bu kesinlikle enflasyonun bu kadar hızlı düşmesinin sebebi. Bu, yani onların bu kadar yani iyi bir şekilde
çok çabuk olmadı belki ama iyi bir şekilde ve düzgün bir şekilde, yani çabuk sayılabilecek kadar düzelmesi tabii ki enflasyonun düşüşüne yardım etti. Yalnız bu hiçbir zaman %100 arz değildi. Çünkü eğer öyle olsa, tamamen arz kaynaklı olsa, o zaman zaten Fed'in faizleri şu an düşürüyor olması lazım. Çünkü arz düzeldi, enflasyon zaten yani çok çok hızlı bir şekilde 2'ye gidecek. Bu faizin 5.5'te kalmasına hiç gerek yok. O zaman tamamen ben de zaten piyasalarla aynı fikirdeyim. Buradaki güçlük ikisinin de etkili olması. Yani hem talebin hem arzın etkili olması. Enflasyonun ilk fırlaması tabii ki arzdan dolayı. Yani o tamamen pandemi ile bağlantılı, tedarik zinciri olayı, enerji olayı, sonra ikinci Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı şok. Onlar çok çok büyük bir şekilde enflasyonu fırlattı ve 9'ları 10'lara getirdi. Ama orada büyük bir talep pompalaması da oldu. Gene maalesef pandemiyle alakalı olarak çok ciddi bir mali genişleme oldu bütün bu ülkelerde. O yüzden talep arkada etkilemeye başladı. Zaten biz ilk 2021'de bu çalışma yaptığımızda Avrupa Merkez Bankası Sintra konferansında ayırmıştık. Ve Amerika'da 2-3, 1-3'tü. Yani 3'te 1'i arzdan geliyor, 3'te 2'si talepten geliyordu o noktada 2021'de. Avrupa'da yarı yarıyaydı, 50-50. Yani yarısı arzdan, yarısı talepten geliyordu. Şimdi biz bu çalışmamızı ilerlettik tabii ki. Çünkü 2022'de Rusya soku oldu, mali gelişme Avrupa'da durdu. Ama Amerika'da ikinci, üçüncü paketler çıktı biliyorsunuz, mali paketler. Ve baktığımız zaman bizim çalışmalarımızdaki grafiklere, size de paylaşırım, çok ilginç bir senaryo var. O baştan arzın patlattığı enflasyon, ondan sonra düşmeye başladığı zaman sonra talep arkadan gelip onu körüklemeye devam ediyor. İşte o noktada faizler çok hızlı bir şekilde artmaya başlayınca o talep de yavaşlatılmaya başladı. Şimdi biz bu en sonuncu ayağındayız bunun. Yani ikisi de zaten talep de arz gibi yavaşladı ve o noktaya geldi ama o zaman dengeye geleceğiz. O zaman zaten hedefe ulaşacağız. Yani o en son ayağındayız gerçekten. Ve yani şöyle düşünebilirsiniz ya, artık bunu bu kadar gördük, en son ayağındayız. Fed de artık yani bu işi bıraksın, belli ne olacağı, oraya gidiyoruz. Başka bir şok olmadığı sürece ikiye gidiyoruz. O da bir tabii, yani finansal piyasalarda zaten hakim görüş bu. Ama baştan itibaren bunu ne kadar arz, ne kadarı talep diye ayırmak çok zor olduğu için ve arzın ve talebin çalışma süreci hem çıkışta hem inişte çok farklı olduğu için Fed temkinli olmak istiyor. Niye temkinli olmak istiyor? Çünkü burada bir kredibilite olayı var. Yani para politikası kredibilitesi biliyorsunuz çok zor kazanılan, yani yıllar alan kazanması ama bir gecede kaybedebildiğiniz bir şey. Onun için baştan da kaçırdıkları için enflasyonu şimdi herkes, yani bu aynen sütten ağız yanan yoğurdu üfleyerek yer olayı. Onun için maalesef çok adım adım gidelim. Yani her an yeni bir şok da olabilir. Şok olmasa bile yani bunun tamamen tam yani böyle çok incelikli ölçümü zor. Yani bizim çalışmalarımızda da biz bunu ölçüyoruz ama gene yani %100 kesin budur demeniz çok zor. Hem zamanlama açısından hem de yani bu 2-3-1-3-1-2-1-2 ayırım açısından. O yüzden FED de bu şekilde iyice bir önümü göreyim, ona göre yapayım diyor ama olay zaten bundan kaynaklanıyor. Yani her Avrupa, Japonya, Amerika olsun, diğer ülkeler olsun, ne kadarın arz, ne kadarın talep olduğu hangi noktada? Yani çünkü baştan arz fazlaydı, sonradan talep fazla olmaya başladı. Ve aynı zamanda bir politika faizi artıp politika işin içine girince onun da etkisi var. Yani bu gerçekten çok karmaşık bir resim ve daha önce hiç yaşamadığımız bir şey. Politika faizlerini de yani para politikasında sadece ve sadece talep üzerinden çalıştığını unutmamamız lazım burada. Arıza maalesef hiçbir şey yapamıyor. Onun için yani bir aracınız var ama iki tane etki sizin enflasyonunuzu besliyor. Siz bir araçla bu işi yürütmeye çalışıyorsunuz. Yani kolay bir iş değil gerçekten. Özellikle Fed'in yapmış olduğu faiz artırımlarından yola çıkarak sorayım. Finansal koşullardaki sıkılaşma etkisini ne kadar gözlemliyorsunuz? Çünkü finansal koşullar endeksine bakıyoruz. Citi'nin var, Goldman Sachs'ın var. Biraz sonra ben ekrana da getireceğim ama finansal koşullardaki sıkılaşma aslında para politikasının ima ettiği ölçüye başlangıçta geldi. Ancak sonrasında aynı sıkılığı koruyamadı. Neden? Bir, işsizlik çok düşük kalmaya devam ediyor. Hane halkı gelirleri ve ücretler artışını sürdürüyor. Dolayısıyla aslında ekonomi canlı kalmaya devam ediyor. Faizin bu kadar arttığı ortamda sadece faize çok duyarlı olduğunu bildiğimiz gayrimenkul sektörü, konut sektörü bundan çok negatif etkilendi. Ama onun haricinde Amerika harcamayı sürdürüyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Evet, aynen öyle. İşte zaten bu da bence bu işi biraz uzamasını sağlayan etkenlerden biri. Yani temin konuştuğumuz gibi yani bunun için talep kısmı var, arz kısmı var, bir para politikası kısmı var, bir de işte finansal piyasaların kısmı var. Yani finansal piyasalar
gevşediği zaman, yani FED istediği kadar sıkılaştırsın, FED'in sıkılaştırmasını bir noktada geri çeviriyorlar. Yani handlu ediyorlar bunu. Yani çünkü o işte sentiment dediğimiz etki, o da tamamen finansal piyasaların elinde bir güç. O da onların aracı. Ve tabii ki bu iş gücü kuvvetli oldukça, işte gelirler kuvvetli. Yani o öyle oldukça tabii ki piyasalar her zaman için pembe senaryo. Yani onlar tabii tamamen yani pozitif sentiment olarak çalıştıkları için o sıkılaşan koşullar sıkılaşıyor, ondan sonra geri açılıyor. Yani o yüzden biraz bu iş biraz böyle yani karmaşık gidiyor bu yüzden. Yani hiçbir zaman için normaldi. Yani şöyle düşünelim. Eğer bir tarihi karşılaştırma yapacaksak, burada yapacağımız nokta. Tarihi karşılaştırma yaparsak bu kadar kısa zamanda 5'te yani %5 artmış, bir baz puan artmış bir faiz arttırımı çok daha fazla size finansal koşulların sıkılaştırmasını verir, değil mi? Yani şu anda bizim tarihsel karşılaştırma yaptığımız zaman hiçbir şekilde o kadar bir sıkılaşma görmüyoruz. Dediğiniz gibi var sıkılaşma. Tabii ki ilk görünen sektörlerde, gayrimenkul, konutta görüyoruz ama hiçbir şekilde yani bu kadar çabuk, bu kadar fazla bir sıkılaşmanın bizim tarihsel açıdan gördüğümüz kadar bir sıkılaşma görmüyoruz. Orada işte bence bir şekilde bu sıkılaşıyor, finansal piyasalar bunu geri çekiyor şeklinde bir gidiş geliş var. Yani dediğim gibi, yani bunun bu iyi mi kötü mü diyemek buna zor. Çünkü tabii ki yani öyle olduğu sürece hani halkın alım gücü de artıyor. Yani bir nevi aslında belki bu yumuşak inişi finansal piyasalar da yardım ediyor. Yani bu yumuşak iniş olmasına sonuçta. O yüzden yani bunun bu işten buna iyi mi kötü mü, kim karlı kim zararlı diye bakmak bence şu noktada o kadar daha doğru değil. Yani olay tamamen bitmeden ve çözülmeden ama evet yani öyle bir olay var. Yani hatta hatırlarsanız bu ufak mini banka krizi olduğu zaman orada mesela FED bir rahatlamış, daha bak biz şu kadar daha yapmamıza gerek yok. Bu iş oldu zaten, bu sayede daralan kredi koşulları bize zaten istediğimizi verdi demişti. Ama o kaldı yani sonuçta birkaç bölgesel bankayla kaldı ve onların bağlı olduğu işte konutlar, gayrimenkul. Yani konut ve gayrimenkul sektöründe bile aslında çok ilginç bir tablo var. Evet etkilendiler ama neresinden baksanız hala bir şekilde inşaat sektörü çok çok fazla etkilenmediği için ve talep güçlü olduğu için hala ev fiyatları ve özellikle kiralar da öyle ciddi, daha yani bu kadar para politikası sıkılaşmasına karşı beklediğimiz bir olay da yok aslında. Yani sonuçta iflas ne kadar duyduk? Yani bu ticari gayrimenkulde bir iki tane duyduk ama yani daha fazla da olabilirdi. Genelde büyük şehirlerde ofis binaları, yani o tip şeylere hep, yani orada burada kalıyor. Yani hiç böyle bir genel sistemik bir olay olmadı daha. O gerçekten ilginç ama ben orada işte bu talebin güçlü kalmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz bunu nasıl enflasyonda da yani mal talep, mal arz olarak düşünüyoruz. Bu finansal kısımda da gene talep ve arz var, değil mi? Onda da kredi talebi, kredi arzı tabii ki var orada. Ama işte kredi talebi bir şekilde bu yüksek faize rağmen her sektörde eşit olarak düşündüğünüz kadar düşmedi. Orada hala güçlü bir talep var ki o zaten iş gücündeki güçlü talep ve hane halkının güçlü talebiyle beraber yürüyen, paralel yürüyen bir kredi talebi. O yüzden de işte bir şekilde o olay düşündüğünüz kadar daha kötü olmuş durumda. Son sorum. Eğer ki ekonomi canlı kalmaya devam ediyorsa, finansal koşullar aslında para politikasının ima ettiği ölçüde sıkılaşmadıysa, önce sıkılaştı ama daha sonrasında yataya döndü 4 toplantıdır FED, dolayısıyla koşullar da gevşemiş oldu. Eğer tablo böyleyse uzun vadeli faiz oranı, terminal rate dediğimiz uzun vadede oluşabilecek nihai faiz oranı acaba nerelerdedir? Fed'in daha önce öngördüğü yerlere yakın seviyelerde midir, yoksa bir miktar daha yukarıda mı oluşmak zorundadır ya da durumundadır? Talep ve ekonomi hala canlıyken enflasyon geri geliyorsa. Yani evet, bu şu andaki en önemli soru. Yani eğer bu canlılık devam edecekse o zaman ben Fed'in o kadar rahat bir şekilde faizleri böyle ikilere falan çekebileceğini, yani nihai terminali zannetmiyorum. Çünkü her zaman için bir korku içinde kalacaklar. Yani bu kadar kuvvetli ve canlı bir talepte her zaman için tetikleme, enflasyon tetiklenme olayı var. Ama bir yandan da eğer gerçekten enflasyonu ikiye indirmişlerse, onların kendi tercih ettiği ölçüme göre ikiye inmişse,
tabii ki o zaman 5'lerde kalmayacak. Yani düşecek ama belki her zaman için birazcık daha yukarıda yani tutmak isteyecekler. Bu da zaten pandemi öncesi açıkladıkları politikaya uygun. Pandemi öncesinde bir politika açıklamışlardı biliyorsunuz. Tabii şimdi pandemi olunca o politikanın hiçbir anlamı kalmadı. İşte herkes onu unuttu ama 2019'da bu açıkladıkları politikada avaraj yani %2 her an illa vurulacak bir hedef olmak zorunda değil. Avarajda biz %2'yi tutacağız diye bir politika açıklamışlardı ki onun açıklamalarının sebebi yüksek enflasyon değil düşük enflasyondu. Yani enflasyonu bir türlü ikiye çıkaramama problemleri vardı o zaman. Onun için ama tabii aslında bu politika yani avaraj bir politika olacaksa ki o avarajın ne kadar yıl olacağını ne kadar ay olacağını bize hiç açıklamadılar. Ama eğer avarajda ikiyi tutacağım gibi bir şey varsa o zaman nasıl enflasyon yani 1,5 ile 2,5 arasında seyredebilecekse bu avaraj iki ise o zaman demek ki faizler de öyle olabilir. Yani belki faizleri o zaman birazcık daha düşündüklerinden yüksek tutabilirler o politikaya gelen ölecekse. Yani bunların hiçbirini bilmiyoruz. Çünkü şimdi bir de biliyorsunuz bilanço sıkılaştırması da yapacağız diyorlar. Yani bu finansal piyasalardaki sıkılaşma istedikleri kadar olmadı ama şimdi bilanço faiz üzerinde olmadı. Evet ama bilanço sıkılaştırmasını yapacağız. Onu da sonuna erdireceğiz diyorlar. O daha büyük bir sıkılaştırma verebilir. Bilmiyoruz bunu da. Daha önceden yapılmadı ama genişleme yaptıklarında, bilançolarını genişlettiklerinde FED çok ciddi bir genişleme yapmıştı finansal koşullarda. Çok ciddi bir likide getirmişti. Şimdi bunu geri alındığı zaman ekstra finansal koşullar sıkılaşabilir. O zaman demek ki inecekler. Yani o zaman faizi tabii ki bayağı düşürecekler. Yani daha yüksek, yani birazcık daha yüksekte durayım gibi bir sorun kalmayacak bence. Ama işte hepsi bunların yani bekleyelim, görelim gibi bir durum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Şebnem Hanım. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için bugün kısa bir aramız daha var. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümünde Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay Şimşek hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi bugünkü yazında da dile getirmişsin özellikle doğalgaz fiyatlarına zam yok açıklaması üzerinden. Demişsin ki zam yapacak bir şey yok. Evet ama bir dengesiz durum var. Dengesizlik neden kaynaklanıyor? Yani konutlarda işte 4080 TL diye açıklandı ya 1000 metreküpün doğalgazın. Totalde bizim dışarıdan aldığımız özellikle de işte boru hatlarıyla aldığımız gazın fiyatlandığı iki sistem var. İşte Rusya'dan aldığımızın bir kısmı, Azerbaycan, İran bunlar petrol endeksi. Yine Rusya'dan aldığımız boru hattıyla bir kısmını da şeye endeklemiştik. Hollanda TTF'e. Oradan biraz epey bize maliyetli olmuştu. Burada konuşmuştuk. Birdenbire rakamlar çok yukarı çıkmıştı. Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle. O formülden dolayı Türkiye ciddi anlamda boru hattından gelen gazla kıyasladığımızda zarar etmiştik. Yani büyük rakamlar ödemiştik. Ama şimdi doğal gazla fiyatlar zaten geri geliyor. Yani boru hattıyla aldığımız gazın fiyat ortalamasına baktığımızda $320 seviyelerinde. Hollanda'da İşte gaz piyasasını endeksi fiyata baktığınızda TTF o da 350 işte topluyorsun ortalama $340'lık bir rakam çıkıyor karşınıza. Ki işte o miktar yoğunluk falan ona göre hesap etmek lazım. Ben onun için ortalama diyorum. 340. Biz konutlara bunu 1080'e verdiğimize göre bir piyasadaki bir uzmanın yazımda da koymuştum da diyor ki bedavadan biraz pahalı diyor. Ya demek ki çok fazla sübvanse ediyorsun. Diğer taraftan sanayiye ve elektrik üreticilerine, elektrik santrallerine verdiğimiz gazın fiyatı da $380 seviyesinde. Baktığınızda Avrupa'dan pahalı. Rekabet ettiğimiz ürün üretip Avrupa'ya veyahut da işte Orta Doğu'ya, işte nereye ki ihracat yapıyorsan yoğunlukta, oralarda rekabet ettiğimiz ülkelerin gaz tüketimi ve elektrik fiyatlarıyla bizimkisi de biraz sanayicinin veyahut da elektrik üretenlerin aleyhine bir durum oluşturuyor. Hem gaz tüket hem de veyahut da gazdan ürettiğin elektrik maliyet olarak yine orada da kademeli olarak veriliyor ya şeylere konutları çıkaralım sanayiye de öyle veriliyor. Gaz da yine kademeli veriliyor ama her halükarda yüksek. Ne yapıyoruz biz?
sanayiye, elektrik üreticilerine yüksek veriyoruz. Oradan aldığımız bir kısmıyla konutları sübvanse etmeye çalışıyoruz. Bu da bir dengesizlik oluşturuyor. Konutlarda zam yapmak, fiyat ayarlaması yapmak gerekir mi? Kesinlikle gerekiyor zaten, yapılacak da. Seçimden sonra. Bir de onu önceden de açıkladılar. Birçok şirkete şey gönderdi, BOTAŞ. İşte, yazı gönderdi. Tabii şeylerini belirleyin. 2024'te ne kadar tüketeceğim, nereden ne alacağım falan. Çünkü 31 Mart'tan sonra 1 Nisan itibariyle maliyet bazlı sisteme geçilecek. Maliyet bazlı ne demek? İşte 340'a 380'e ne aldım? BOTAŞ dağıtım şu karını falan koydu. Herkes o fiyattan ödeyecek. Sübvanse kalkacak gibi bir şey. Buradan şuna gelmek istiyorum. Biz Türkiye olarak neden şey yapıyoruz? Övünüyoruz. Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan gaz alıyoruz. Rusya'dan iki hattan alıyoruz. Azerbaycan'dan hem iki hat hem de TANAP var. Üzerimizden de gönderiyoruz. Yani hem gazın gelen kaynaklardan aldığımız gibi de bir bunun sevkiyatında veyahut da koridor olma rolünde varız ve enerjide hap olmak için uğraşıyoruz. O zaman biz niye Avrupa'yla petrol endeksi fiyatlarla falan uğraşırken bunları birbiriyle yarıştırıp da daha hesaplı gaz alma yoluna gitmiyoruz da konutlara size indirim verdik. Milletten topladığımız vergilerde de yurt dışına gelen gazın parasını öde. Biraz mantıksız gibi yani, onun için 1 Nisan'dan sonra bu dengesizliğin ortadan kalkacağını ama zam yapılmasına gerekecek bir tablonun da uluslararası piyasada olmadığını altını çizdik, yani özetle bunu yaptık. Peki yine seninle geçtiğimiz hafta da üzerine konuşmuştuk ama özellikle F-16 meselesi dikkat eder evet. Konulardan biri. İşte Türkiye'nin NATO üyeliğini İsveç'in onaylamasının akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nde de kongreye Başkan Biden'ın yazmış olduğu bir mektup var. F-16'ların modernizasyonu için bekliyoruz. Bununla birlikte yine özellikle Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcı Vekili'nin de bunun olumlu yapmış olduğu açıklama var. Eğer bir şekilde şu S-400 sorunu çözülecek olursa o zaman biz Türkiye'nin F-35'lere dönüşüne de yeşil ışık yakmaya hazırız dedi. Aslında o çok kritik bir şey. O F-35 ve S-400 tartışması bölgede birçok dengenin eğer öyle bir şey olursa değişeceğine dair işaretler demek. Çünkü bugün Rusya'nın yine açıklaması vardı. Türkiye'deki Ruslara veyahut da Rus müşterilerine yönelik bankalardaki kısıtlamalardan bahsediyordu. Ortak çözüm buluyoruz. Bizim Rusya ile olan o S-400 ilişkimiz de F-35'i bozmuştu. Şu an elektrikli e-valetlerine getirilen çiplerle ilgili bile Türkiye'ye o Amerikalılar çok net ortaya çıkmıyor da çok ciddi kısıtlamalar koyuyorlar. Türkiye'ye gelen elektrikli ev araçlarının, ithal edilenlerin hem ham madde olarak yani dahilde işleme rejimiyle gelen veyahut da bizzat ürün gelip de Rusya'ya gidip gitmediğine bakıyorlar. Bu elektronik aletlerdeki şeylerin sökülüp orada savunma sanayinde bir vesileyle kullanmasını önlemek için. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya arasında S-400 meselesi, F-35 meselesi yeniden görüşülmeye başlanıyorsa bu Suriye ile ilgilendirir. Rusya-Türkiye ilişkilerinde bir kırılma, Amerika ile daha yakınlaşma ama ne getirir ne götürür? Bunun için mi yoksa aynı zamanda işte Türkiye'ye F-16 modernizasyonu tartışması yapılırken öbür taraftan da Yunanistan'a F-35'lerle ilgili yeşil ışık yandı Amerika Birleşik evet. Devletleri'nden. Dolayısıyla oradaki tepkiyi de yumuşatmak için kesinlikle yapılmış bir açıklama mıdır? Kesinlikle. Onu da ele alabilirsin. Yani dedim ya, bu çok yönlü bir şey. Ha biz şimdi henüz mesela Yunanistan'ın F-35'i alacağı kesinlikle bize F-16 40 tane veyahut da 79 tane modernizasyon kiti verileceğine dair bizim onlar kadar kesinlikle bir şeyimiz yok. O çizgiye gelmiş değiliz. Biz dur bakalım hala 40 tane mi verecekler, 79 tane modernizasyonun birini bölüp önce şunu verelim daha sonra şunu mu? Yani bu biraz karşıda Amerika var, yani biraz limitli düşünmek gerekiyor. O yandan Kanada işte şeyi kaldırdı, yine biz İsveç'e bağlı olarak NATO'ya izin verilince o da şeyi kaldırdı. Türkiye'ye dönük uyguladığı kısıtlamayı kaldırdı. Kaldırdı. Ondan önce de Cumhurbaşkanı zaten Kanada'yı eleştirmişti. Şey vermiyorlar diye insansız hava araçlarına. Biz de insansız hava araçlarını tamamen kendimiz yaptık gibi söylüyoruz ama halen daha o tarz şeylere ihtiyacımız var. Bir de en önemli şey Türkiye'nin F-35'e dönme ihtiyacı var mı yok mu?
hem F-16 alacaksınız, hem modernizasyon kiti, bu yandan Kaan'ınızı geliştirmeye çalışacaksınız. Diğer taraftan da Almanya ile Eurofighter görüşmesine, Avrupa Birliği ile diyelim, Almanya engel. Bütün bu kadar maliyetin, bütçenin altından Türkiye kalkabilir mi? Bunu da sormak lazım. Diyelim ki Amerika açtı, F-35'e dönün dedi. 16'yı da veriyoruz, modernizasyon kiti de veriyoruz, Almanya'da Eurofighter'ı veriyoruz dedi. Biz de bu yandan Kaan'ı nasıl üreteceğiz? Yani burada bir muhakkak tercih yapmamız lazım. Ben savunma sanayi başkanlığı yetkililerle konuştuğumda birçoğu şey demişti. F-35'ten aslında bizi çıkarmaları faydamız oldu. Daha fazla Kaan'a kanalize olma, kamu yetkililerini, yukarıdaki yetkilileri ikna etme, kaynak ayırma, enerji sarf etme anlamında daha fazla özgüven geldi. Sahip olma şeyinde motive etti deniyordu. Peki. Sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama özellikle yarı yıl tatili nedeniyle şu an itibariyle trafikte yaşanan yoğunluklar, artı buralarda oluşan fiyatlamalar, bu fiyatlamalara da gelen tepkiler var. Evet. Hem uçak fiyatlarına hem otel fiyatlarına gelen tepkiler var. Şimdi bizim, sizinle zaten burada sık sık konuşuyoruz da, Cem Polatoğlu var, turizmci, Turandiman'ın da sahibi. Bunlar çok sık konuşuruz. O işin entelektüel tarafına çok kafa yoruyor. Şimdi fiyat aldık. Uludağ'dan diyelim ki Tömestü'den önce 4000 lira, 3000 lira, 5000 lira aralığında olan gecelik fiyatlar, hemen Tömestü tatili geldiğince zaman ne oluyor? En az 15, 20, 25 hatta... Anormal mi bu? Normal. Değil, normal. Yani bu bir defa otelciyi eleştirmeyeceksiniz. Çünkü adam oraya tesis yapıyor, zaten bir sürü maliyet harcıyor. Yani. Zaten sen adama bırakmışsın 2 hafta sezon, ondan sonra da niye Tömestü'den önce... Ki fiyatı bana öyle bir şey yok. Hayır, bunu yapacağını mesela ilkokulların tatilini bir tarihte, ortaokulları bir tarihte, liseleri bir tarihte yapsam mesela 6 haftaya yaysan ara tatili. Ya onu da yapabilirsin. İstanbul'da iki yakayı birden tatile çıkarma. Birini bir hafta önce çıkar, birini bir hafta sonra çıkar. Dediğin gibi kademeli yap, ortaokul, ilkokul olabilir. Bazen bunu şey yapıyorlar, şey anlamında karşı çıkılıyor. Yani ilkokul, ortaokul yap da ailede işte ilkokul, yani sıkıntı olabilir deniyor ama bu sefer... Bölge bölge yapıyorlar. Daha çok batıda bölge bölge yapılıyor. Yani sömestr tatili atıyorum, Anadolu yakasını biriyle yedisi. İstanbul'u bir tarihte, Ankara'yı bir tarihte. Aynen. Ve 3 aya yayanlar var. Sadece 1,5 ay, 2 ay da değil. Yaydığın zaman ne oluyor? İstihdama katkısı var. Otelde fiyatlar aşağı geliyor. Tatili daha makul, mantıklı yapıyorsun. Öyle kötü ki Bulgaristan'dan arıyorlar. Buradaki Türkler, Türkiye'de sömestr tatilinde Bulgaristan'ı coşturuyorlar, başka yerleri coşturuyorlar. Oralarda bile etki ediyoruz rakamlara. Sırf bu tatili 15 güne sıkıştırmaktan dolayı. Bunu zaten okullar açılırken tekstil sektörüne, kıtasiye sektörüne, uçağa, otobüse, her şeye yansıması var. Ve bunu neyse Milli Eğitim Bakanlığı bir türlü gündemine almıyor. Şu an tıpkı belediye mahalle seçimleri var, İstanbul'un taksi sorununa hiçbir belediye başkanı bir şey söylemediği gibi. Çok teşekkür ediyoruz Güntay için. İyi yayınlar diliyorum. Taksi meselesi önemli. Önümüzdeki hafta onu konuşalım seninle. Olur. Peki. Finans Merkezi'nin bugün için sonuna geldik. Hoşçakalın.